Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik. Bu yıl 2019 yılının dün itibariyle faaliyet raporumuzu açıklamış bulunmaktayız. Devletimizin tüm kurumları, kaymakamlığımızın himayesindeki kurumlarımız da aynı şekilde Beytüşşebaplı vatandaşlarımızın selameti için, hizmeti için özveriyle fedakarlık içerisinde çalışmaya devam ediyor. Bu faaliyet raporumuzdaki belli başlı şeyleri söylemek gerekirse, öncelikle sosyal devlet olmanın bir gereği olarak kaymakamlığımız yaklaşık aynı ve nakdi yardımlar olarak yaklaşık 8 milyon 300 bin liralık bir yardım yapmış. Bunun içerisinde sıcak 4 çeşit sıcak yemek dağıtımı, yine bebek sahibi olmuş vatandaşlarımıza beşiğinden bebek bezine kadar tüm malzemelerin verilmesi içeren Yeni Doğan Yeni Dünya projemiz ve diğer devletimizin merkezden yürütmüş olduğu yardımlar hepsi içinde dahil. Yeni evler yaptık, evler onardık. Bunların toplam meblağı 8 milyon 300 bin liradır yaklaşık olarak. İnşallah 2019 yılında yapmış olduğumuz faaliyetlerin üzerine koyarak yine gerekli çalışmayı sosyal devlet olmanın gereği olarak bu sosyal faaliyetlerimizi, sosyal yardımlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve himayeleriyle Beytüşşebap ilçesinde de yürütmeye devam edeceğiz. Yine altyapı olarak malumunuz Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi'nin ilçemizdeki yatırımlarını kaymakamlığımız yürütüyor, yönlendiriyor. Bu yılda 2019 yılında da geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon 400 bin liralık bir yatırım yapmış bulunmaktayız. Bunlar içerisinde ne var? 25 bin metrekarelik köylerimize parke taşı döşemesi var. Bunun yanında yine 10 kilometrelik beton yol projemiz, il özel idaremizin yapmış olduğu çalışma var. Bunun yanında 5 tane köyümüzün içme suyu hatlarını tamamen yeniledik. Tüm köylerimizin depolarını, içme su depolarını yeniledik. Yine 5 köyümüze sulama kanallarını yeniden yaptık veyahut da tamir ettik. İnşallah bu yatırımlarımızın üzerine koyarak 2020 yılında da yine aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Diğer kurumlarımız da aynı şekilde, her ne kadar maliyet olarak bunlar hesaplanmasa da hakikaten vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşliği artırıcı müftülüğümüzün, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün emniyet olarak hiçbir şekilde maliyet hesabı yapılmasa bile yapılamasa da hissettiğimiz güvenliğin ilçemizde artık tam olarak sağlanmasında jandarmamız, emniyetimiz çok özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonra da bizler Beytüşşebaplı kardeşlerimizin hizmetkarı olarak, onlar bizim efendimiz, biz onların hizmetkarı, bu bilinçle hareket ederek yine 2020 yılını başarılı bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. Son olarak şunu söylemek gerekirse, genel bir rakam vermek gerekirse, devletimizin Beytüşşebap'ın ekonomisine personel giderleri, yapılan bu yatırımlar, yardımlar, mal ve hizmet alımları aracılığıyla Beytüşşebap'ın ekonomisine katmış olduğu değer yaklaşık 287 milyon 500 bin liralık bir ekonomik değerdir. Bunun 100 milyonu dahi ilçemizde kalsa ilçe ekonomisi açısından çok önemli bir finansman kaynağıdır. Bunun da buradan bilinmesini istiyoruz. Devletimiz Beytüşşebap'a, bölgemize her zaman pozitif ayrımcılığını yapmıştır, yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Öncelikle bizim en büyük problemimiz burada, ilçemizde sağlık problemimiz vardı. İlk geldiğimizde hastanemizin yeni olmaması, alt hastanemizin binasının tıbbi açıdan yeterli hizmet verecek seviyede olmaması nedeniyle hem doktorların gelmesinde
hem de diğer sağlık hizmetlerinin verilmesinde problem yaşıyordu. Biz öncelikle doktorların kalma problemini çözmek açısından şahsım da başta olmak üzere ilçedeki tüm kurumlarımız, vatandaşlarımız fedakarlık yaptılar. O sorunu bir nebze olsun çözdük ve şimdi hiç uzman doktorumuz yokken ben ilk buraya geldiğimde şu an 4 tane uzman doktorumuz, pratisyen hekimlerimizle ve aile sağlık merkezimizdeki hekimlerimizle beraber ilçemizde toplam 15 tane doktor sağlık hizmetlerini yürütüyor. Bizim gibi ilçe seviyesinde normalde arkadaşlardan aldığım bilgi çerçevesinde 9 tane doktor ortalama olurken bizim ilçemizde bu 15 doktor hizmet ediyor. Tabii hem doktor sayısını artırmak hem sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın hak ettiği seviyede vermek için yeni bir hastaneye tüm koşullarıyla, lojmanıyla, diğer tesisleriyle beraber yeni bir hastaneye ihtiyacımız vardı. Bununla alakalı yer problemi, arsa problemi vardı. Bunu da çözdük. İnşallah 2020 yılında 50 yataklı, tam donanımlı ve yanında da 20-25 tane lojmanı olan devlet hastanesinin inşaatına başlayacağız. Bu önemli bir sorundu. Bunun çözülmesi açısından çok önemli bir şey olacak. 2020 yılında inşallah bu başlanacak. Dileriz 2020 yılında da biter, hizmete girer. Bunun yanında ne yapacağız? İlçemiz açısından ekonomik değer olarak turizmin geliştirilmesi, turizm altyapısının geliştirilmesi açısından Zümrüt Kapıcası projesi vardı. Ekonomik olarak Darboğaz sürecinden geçtiğimiz için finansal açıdan, finansman açısından sorun yaşadık. Ama Beytüşebap Belediyesi, belediye başkanımıza da buradan teşekkür ederiz. Bu projeye sahip çıktı. Yaklaşık 1,5 milyonluk o ihtiyacımız olan şeyi de karşılayarak 1,5 milyonu belediyemizin, 1,5 milyonu DİKA'nın, 1,5 milyon da İl Özel İdaremizin desteğiyle inşallah bu yıl o projemizi de hayata geçiriyoruz. Bu da çok önemli bir gelişme ilçemiz açısından. Diğer bir husus, içerisinde kaymakamlığımızın, adliyemizin ve Beytüşebap Belediyesi'nin olacağı yeni hükümet konağının yapılması da inşallah 2020 yılında bu vücut bulacak. Proje aşaması bitmek üzere. İnşallah kazmayı da 2020 yılında vuracağız. Yine köylerimizin altyapı çalışmalarıyla alakalı olarak beton yol ağımızı, asfalt veyahut da beton yol, ona karar vereceğiz daha sonra. Daha da geliştireceğiz. Parke taşı döşemelerine devam edeceğiz. İçme sularında şu ana kadar büyük bir problem yok ilçemizde ama varsa yenilenmesi gereken hatlar köylerimizde, bunları da yenileyeceğiz. Ben inanıyorum ki belli başlı projeler bunlar ama diğer kendi özel projelerimiz olan Okumak Altındır, Halil İbrahim Sufrası projemiz, Yeni Doğan Yeni Dünya projemiz, İnananlar Kardeştir projelerimiz, bunlar da aynı şekilde hızından bir azalma olmadan daha da özverili bir şekilde artarak devam edecek projelerimiz.